Sinem Kobal 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla Cunda Adası'nda dünya evine girmişti. Çift ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal'ın kızına hangi isim koyacağı merak konusuydu. İddiaya göre Sinem Kobal kızının adının Lalin olmasını istedi. Ünlü çiftin doğacak bebeğin ismini duyan herkes internette anlamını arıyor. Lalin ismi kırmızı renkli olan yakut kırmızısı anlamını taşıyor. Çift geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Son 2 ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı. Mutluluklar diliyorum bir ömür boyu arkadaşlarımıza. İnşallah her şey gönüllerince olur. Daha ne diyelim, mutluluklarını paylaşmaya geldik. Sinem'i de hasta etmemeye geldik. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür olmuşsun. Düğün öncesinde konuştuğunuz çiftle nasıl, heyecanlılar mı? Tavsiyelerde bulundunuz. Siz de hep çıksınız. Heyecan muhakkak hep düğün öncesi her çifte olur. Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım, o sonrası. İyi akşamlar. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Konuşuruz sonra. Sağ olun. O son rafi olmadı abi. O son rafi olmadı. Peki Recep abi, bir aracı var. Al sen, al. Al sizi. Ne abi? Uzun süredir aşk yaşayan 47 yaşındaki Onur Ünlü ile 28 yaşındaki Hazar Ergüçlü ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Onur Ünlü geçtiğimiz akşam Cihangir'de yanında bir kadınla uçan kuş kameralarına yakalandı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı. Genç kadına sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadıysa merak konusu. Onur Ünlü kameraları görünce sorulan soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu. Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine çok üzüldüğünü söyleyen Tuğba Altıntop, bir zamanlar kendisinde şiddet gördüğünü söyledi. Altıntop yaşadığı olay hakkında şunları söyledi. "Bir kadın olarak kesinlikle Kadir'in yanındayım. Verilmiş olan cezanın gerçekten çok gereksiz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Yaklaşık 2 sene önce maalesef benim başıma da geldi. Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmalarımı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı o kişi de aldı. Çok kötüydü o dönemler. Olmaması gereken şeylerdi. Çok üzgünüm. Haksız yere ben de istenmeyen durumlara maruz kaldım." Tuğba Altıntop, ünlü şarkıcı Rafet El Roman'la olan evliliğinde de epey olay yaşamıştı. Şarkıcı Rafet El Roman'la olayla bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, eşinin gizli fantazilerini, telekızlık suçlamalarını bir dönem açık açık anlatmıştı. İşte o sözler. "Ben bir ara adetten kesildim. Muayene oldum, hamileymişim. Gidip Rafet'e müjdeyi verdim. Yüzüme baktı ve içeri odaya fırladı. Elinde bir takvimle geldim. Ben şu tarihlerde İstanbul'da değildim. Bu çocuk benden olamaz dedi. DNA testi istedim. Şaşırdım, yıkıldım. Gittim doktora, DNA testi yapın karnımdaki bebeğe dedim. Doktor, mahkeme kararı gerekli. Ayrıca bebeğin büyümesi lazım dedi. Sonra muayene etti ki hamile değilmişim, kist varmış. Sonra Rafet garip fantazilere başladı. Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyorum. O eve geliyor, hadi gözünü kapa, şununla bununla yattığını düşün, beni de onunla bununla hayal et diyordu. İğrenç bunlar. Kalkıp öbür odaya gidip kapımı kilitleyip ağlıyordum. Bir defasında eve gelen kız arkadaşıma yaptı o teklifi. Ben kıza yukarıda yatak hazırlamaya çıkarken sen istersen bu gece bizimle yat dedi. Kız çok bozuldu. Ters dedi onu. Ben mahvoldum. Kız sandı ki başka zaman da böyle şeylere evet diyen oldu. Tak etti canıma. Hep benim adım kötüye çıktı. Telekızlık yaptığım, futbolcularla olduğum, Ankara'ya zengin iş adamlarına dolar karşılığı gönderildiğim bile yazılıp konuşuldu. 2018 yılında iş adamı Erkan Kayhan'la evlenen ve 1,5 yaşında Mila adında bir kız çocuğu bulunan Fatoş Kabasakal, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu doğum için gün saydığını söyledi. Kızım Mila'ya hamileyken 18 kilo almıştım. Şimdi erkek bebek bekliyorum ve bu hamileliğimde 20 kilo aldım. Şu an 9 aylık hamileyim. Bugün yarın doğurabilirim. Eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal'ın saçındaki beyazlarsa dikkat çekti. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulması için el işareti yaptı. Namal "nasılsınız" sorusuna "hayırdır" cevabını verip tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı. Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, koronavirüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye 2 çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal mezarlığa "biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.